Herkese selam ve hisler. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Sizlerle beraber Half-Life 2'ye başlıyoruz. Ayarlamaları yaptım, her şey en yüksek kalitede. İlk defa bu oyunu oynayacağım. 17-16 bölümlük bir Half-Life 1 macerası yaşamıştık sizlerle. Bakalım burada bizi ne bekliyor. Türkçe yamayı kurdum. Başlıyoruz. İyi seyirler. Ben de sizlerle beraber deneyimleyeceğim. Kanalımızda Half-Life 2'ye de basmış oluyoruz. 5 ay veya 6 ay içerisinde bitirmiş olacağımızı düşünüyorum. Nedenini bu şeyler arasında falan varsa geçsin. Anlatırım bu seri hakkındaki planımı. Kalkın ve harekete geçin Wireframe'ın. Kalkın ve harekete geçin. İş üzerindeyken uyduğumu zima etmek istemedim. Başka hiç kimse böylesine dinlenmeyi hak etmiyor. Dünyadaki bütün çabalarınız boşa gidecekti. Sanki pekala. Sadece sizin zamanınız tekrar geldi. Let's just say your hour has come again. Bizden ne istiyorsun? Ne yapıyoruz? İşimiz ne? Bir Half-Life'ta son şeyde bize bir teklif vermişti. Biz de onu kabul etmiştik. Yanlış yerdeki doğru kişi dünyayı tamamen değiştirebilir. Bu yüzden uyanın Bay Freeman. Uyanın ve yıkımı istedin. Hadi bakalım. Anlamlı katılım. İlk chapter'ımız. Bu oyun biraz daha gelişmiş. Yapımcıyı görüyorsunuz. Wow. Senin bildiğini görmemiştim. Öyle mi? Beni nasıl görmedin ya? Ben hep buradaydım. Yapımcılar galiba. Geldik mi? Mekan güzel. Bakalım bu sefer bizden ne isteniyor? Pekala, son durak. İnelim bakalım. Bu adamları takip edeceğim. Galiba bunlarla beraber gitmemiz gerekiyor. Tarayıcı deklanşörü. Geride kalan evi şehir merkezlerimizden birine taşınmayı seçtiniz veya seçildiniz. Kalenin yöneticisi seçildikten sonra düşünceli hayırseverlerimizin de desteğiyle şehir 17 ile ilgili pek çok şey düşündüm. Uzaklaşma, ben mi uzaklaşacağım? Bir dakika. Şehir 17 evimi size sunmaktan gurur duydum ve buraya kalmak için geldiyseniz veya bilmediğiniz bir yerlere gidiyorsanız hoş geldiniz diyor bize. Peki hala ne yapıyoruz? O trende sadece siz mi vardınız? Ben nereye gideceğim? Bir dakika, ben nereye gitmem gerekiyor? Allah Allah. Odadan öyle. İlginç. Telefonumuz burada. Pekala. Bu adamla konuşmam mı gerekiyor? Devam et. Edelim bakalım. Welcome to City 17. Nereye ilerleyeceğiz lan biz? Ha, böyle gidecekmişiz. Onlar daima yola çıkarlar fakat asla varamazlar. Ve varmayı başaranlar, onlar asla ayrılamazlar. Onların asla gittiğini göremezsin. Onlar daima meşguldür. Kim söyledi bunu ya? Pekala, kimle konuşacağız? Welcome to City 17. It's safer here. İlare, ilerliyorum zaten. Wait a minute. Where are you taking me? Birader. Geliyorum, dur, geliyorum. Tamam, yürüyoruz. Yargılanmaya hazırlan. Nasıl be? Bekle. Neyi bekliyorum birader? Yargılanmak mı? Sen benimle gel. Ne yapacaksın lan bana? Geliyorum. Ne yapacaksın ki bana? İttirip kaktırıyoruz. Sayılır ya. Nereye geldik böyle? Bir yanlışlık olmadı. Diğer herkes gibi benim de standart taşınma kuponum var diyor biri. Birader, nereye getirdin beni? Ne istiyorsun benden?
Bununla ilgili yardım ihtiyacın var mı? Hayır, gerek yok. Peki. Nereye getirdin lan bizi böyle hep? Biraz gizliye ihtiyacım var diyor. Bizi mi tarayacaksın? Bira mı? Black Mesa'dan Barney. Korkuttuğum için üzgünüm. Kameralara biraz şov yapmam gerekiyordu. Gizli bir şekilde sivil koruma ile çalışıyorum. Çok fazla konuşamayacağım. Yoksa şüphelenirler. Her an deşifre olma tehlikesiyle. Tam şey yaşıyorsun, pekala. Gordon Freeman, ben de daha tehlikeli bir şeyler bekliyordum. Aslı aslında o Prospect Express'ine biniyordu. Ne istiyorsun Barney? Alex buralarda bir yerlerde. Onu buraya getirmek için Alex'in daha iyi bir fikri olacaktır. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances. Yeterince şansımız daha var gitti. Bence de yakalamamak lazım. Seni görmek çok güzel. Teşekkürler dostum. Seni de görmek güzel. Doktor Kleiner'in laboratuvarına tek başına gitmek zorundasın. Tanrım, korktuğum başıma geldi. Buraya gir Gordon. Pekala. Yoksa kim olduğumu anlayacaklar diyor. Şu pencereyi atlamak için birkaç eşya ayı. Ve şehir meydanına ulaşana kadar. İş durumu diyorsun. Peki. Peki buradan nereye gideceğim ki? Burada pek bir şey de görünmüyor ama. Pencere var diyorsun. Pencere nerede? Şurada bir tane şey var ya. Gel buraya. Şunun üzerine bence çıkabilirim. Bir dakika. Al bunu adamım. Şöyle dursa mesela. Güzel. Nereye geldik böyle? Aç şu kapıyı. Yükleniyor. Vay. Burası açılıyor mudur? Kullanılamaz diyor. Peki yukarı doğru gidiyorum ben. O halde. Koşabiliyor muyuz? Birader selam. Şu tenekli kutuyu al diyor. Lan ne ittiriyorsun? Tenekli kutuyu al diyor. Bir dakika ya. Oh. Of. Birader. Gidebilirsin diyor. Ama sen neyin nesisin ha? Beni kovalıyor manyağa bak. Nereye geldik böyle? Buradan ben nasıl gideceğim ya? Nereye gideceğim onu da bilmiyorum ha. Yön bulmaya çalışıyoruz ama. Adamım. Ne yapıyorsun be? Bu adam benden ne istiyor? Bir dakika. Bir dakika ya. Bu adamlar benden ne istiyor onu anlayamadım tam olarak. Vurma lan. Çekilmezsen ben nereye yürüyebileceğim acaba? Bir dakika, oyun kaydı. Geç şunu abi. Manyak mıdır bunlar, ben anlamadım ki. Pekala, buralardan gideceğiz peki. Attım birader.
Gidebilirsin diyor. Eyvallah. Tamam, hizmetine göre yapılması gerekeni söyledim diyor. Pekala. Yargılanmaya hazırlan diyor. Nereye gitmem gerekiyor yalnız onu bilmiyorum ya. Yargılanma derken buraya mı geçmem gerekiyor galiba? Taranacağız galiba, öyle bir şey mi yapacağız anlıyordum ama. Neyse, baksınlar bize bir. Yoksa başımızı bela alacağız ha. Hadi birader, neyi bekliyoruz? Bize de işleyecek mi o neyse merak ettim. Ekmek sarısı gibi mübarek. Girmezse mi olmayacaktı? Hadi. Birader ne yapıyorsun öyle? Bir şey aldın, ağzı öyle. Getir diyor. Ben niye alamıyorum ya? Ben de istiyorum. Pekala, dışarı çıkalım artık ya. Wow. Konuşan kişi buymuş. Kaygılarınızın altında yatan konuları açıklayayım diyor. Öncelikle şunu göz önünde bulunduralım ki hayatımızda ilk defa bir tür olarak ölümsüzlüğe bu kadar çok yaklaştık. Ölümsüzlük yalandır birader. Öyle bir şey olmayacak ha. Bu basit kavramın geniş kapsamlı içerikleri mevcut. Bu radikal bir düşünceyi ve genetik zorunluluklarımızda yapılacak olan bir değişikliği gerektiriyor. Sağduyu gerektiriyor diyor. Hayırdır, seninle alaka birader? Bu ne, drone mu? İyi. İçgüdü bizim annemizle diyor. Vay be, düşüncelerin çok değişikmiş birader. İçgüdümüzle ne alakası var bunları anlayamadım ama neyse. Anlatın şeyi beğendim. İçgüdü. Konumuz içgüdü mü bugün? İyiymiş. İçgüdü yetersiz olduğunu fark etmeye başladı ve tıpkı endişeli bir yaratık gibi kanlı bir savaş olmadan da yıkılmayacak. İlla bir savaş olacak değil mi? İçgüdü türümüze ölümcül bir yara açacaktı. İçgüdü kendi zalimlerini yaratır ve bizde de onlara karşı olmamız teklif ediliyor. İçgüdü bize bilinmeyenin fırsattan çok tehdit olduğunu söyler. İçgüdü sinsizce ve gizlice bizi değişimden ve ilerlemeden uzak tutar. İçgüdüyü ne gömdün öyle ya? Bu yüzden içgüdü yok edilmelidir. Önemli dürtüsüyle the urge to reproduce. We should think. Ama sen kan dökünce bu biraz zor olmayacak mı? Minnettar olmalıyız diyor. Onlar birleşik aktif ve tek bir darbeyle içimizdeki şeytanları dualarla def ettiler. Bize hiçbir zaman sahip olmayacağımız bir güç verdiler diyor. Gözlerimizi yıldızları çevirmemizi sağladılar. Ona artık ihtiyacımız olmadığını kanıtlayabildiğimiz zaman. Ne anlattın birader öyle ya. Ve dönüşüm günü geldiğinde iyi bir etkiyle görevimin başında olacağım. Ol birader, içgüdüyü gömdün ama. İçgüdü yok edilmeli diyor. Kısacası içgüdü her şeyin kötülüğü diyor. İçgüdü her şeyin İçgüdü denilen şey kötü bir şeydir. Onu yok etmeliyiz diyor kısacası. Kullanılamaz. Bunlar neymiş öyle? Elime son zamanlarda ulaşan bir mektubu okumama izin verin. Sevgili Dr. Wren, neden kombinler üreme döngümüzü bastırmaya çalışıyorlar? Saygılarımla, endişeli bir sivil. Yazdığın için teşekkürler ilgili. Tabii ki sorunuz gelecekti ki türlerin mutluları ve korkuları ile bağlantılı
temel biyolojik dürtülere değiniyor. Ayrıca sorulmamış soruların da olduğunu seziyorum. Hayırsevaldiğimiz bizim için neyin daha iyi olduğunu gerçekten biliyorlar mı? Onlara insanlık adına böylesi bir karar verme yetkisi ne gibi bir şey veriyor? Onlar üzerimizdeki bu baskı alanını kaldırıp tekrar üremimize izin verecekler mi? İzin verirseniz sorması muhtemelen soruları cevaplamak yerine kaygılarınızın altına yatan konuları açıklayayım. Öncelikle şunu göz önünde bulunduralım ki hayatımızda ilk defa bir tür olarak ömürsüzlüğe bu kadar çok yaklaştık. Aynı şeyi tekrar dinliyoruz galiba. This simple fact has far-reaching implications. It requires radical rethinking. Genetik bir değişiklik gerekiyormuş. It also requires planning and forethought. Onları zaten dinlemiştik diye soruyorum. Olayımız burayla alakalı değil. Bu adamın konuşmalarını tekrar bir olar. Aynen, bu adam tekrar konuşuyor. Asıl adamı kendini yaparmış. Drone da bizi tarıyor sürekli gelip. İçgüdü. Konumuz bugün içgüdüymüş, bu belli. Bu arada bekleyelim biraz. Bir şeyler olacak galiba. Bu yüzden içgüdü yok edilmedi. Bu içgüdüden ne istiyorsun birader? İçgüdü bence iyi bir şey. İçgüdüleri mi hareket edersin? İnsanoğlu içgüdüsüz yapamaz ki. Çok saçma. Bence minnettar olmamalıyız ya. Bu gerçekten çok saçma. Adamımız hala konuşmaya devam ediyor. Ben burada bekliyorum. Hadi buralarda bir şey yapacağız ya. Gideceğimiz yere de gidemiyorum yalnız. İşte bir şey var ya. Buraya gidebiliyor muyum? Burası bizi nereye götürür? Allah. Yine Gordon Freeman ve Naruto olsun merdivenler. Özlemedim ya. Kesinlikle bu merdiven saçmalığını hiç özlemedim. Adamım yani sen de merdivenlerden atlama olaylarını hiç yapamıyorsun ya. Ben buraya geldim de burada ne var ki? Geldim okey de. Düşme hasarı. Adamım yani çok da bir şey fark etmedi. İlerle. Bir dakika ya. Acaba ben doğru şey mi yaptım? Ben buradan geldiysem, buradan aşağı atlasam mesela ne olur? Doğru gidiyoruz galiba, peki. Devam et. Tamam, devam edeceğim. Tamam, tamam, sakin ol başkan. Sakin ol. Bekliyorum ben. Geri doğru gideceğim galiba. Merhaba. Her zaman böyle başlar. İlk önce bir bina, daha sonra tüm blok. Bizim mekanımıza gelmeleri için hiçbir sebep yok. Merak etme, bir sebep bulurlar. Buradaki yönetim beğenmiyorlar. Yani yönetimin adil olmadığından bahsediyorlar. Haklı olabilirler ha. Bilmiyoruz, daha yeni geldik ama pek adil görünmüyor. Baksana. Doğru gidiyoruz. Yüklenin yazısını gördüğünüzde göre doğru gidiyoruz. Aç bakayım şu kapıyı. Burada bir şey var mıdır? Chat'te. Buradan bir yere gidemiyoruz, okey. Şansımı deniyorum. Ne varsa tıklıyorum valla. Etkileşime geçebileceğim ne varsa. Kapı çalması. Doktor mekanına geldik mi bilmiyorum ya. Galiba gelmedik. Birader. Birader. Polis olduğunu zannettim. Polis değilim, o bizden biri. Herkes burada ne yapıyor ya? Allah! Artık buna dayanamıyorum. Her şey yoluna girecek, ne yapacağız? Bir şeyler düşüneceğiz.
Ali yardım bir sahne görevli görüyorum ya. Tuvalet varmış. Bütün bunlar ne zaman sona erecek? Endişelenme. Lütfen. Sorun değil. Allah. Bölgede yanlış hesap tespit edildi diyor. Hey, geldim. Çatıya doğru kaç. Çatıya çıkmamızı önerdi. Canını seven kaçsın. Çatı nerede lan? Adamı koş. Bizimi... Buraya gir çabuk. Devam et çatıya doğru. Oğlum nereye düştük böyle? Aksiyon yaklaşıyor galiba. Bir adrenalin gelecek. Hadi bakalım ne oldu lan? Çatıya çıktım da buradan nereye gideceğim ben? Çarpma. Yaralandım. Oğlum adamlar bize yardım etti. Biz gidiyoruz. Böyle mi yani? Bu mu? Tabanca diyor. Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Sakin olabilecek misiniz lütfen? Ben buradan nereye gideceğim? Tamam gördüm. Gordon dikkatli gidersen düşmezsin adamım. Devam et, devam et, devam et. Allah! Yüksekten de korkuyorum ben. Hiç de iyi durumda değiliz ha. Gordon sakın aşağı bakma adamım. Kim sıkıyor lan? Adamım gir 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 gir. Nasıl bir yere geldik böyle? Bu kapı açılıyor mu? Kilitli hain alet olsun. Yavaş. Allah. Şimdi sıçtık. Hadi bakayım, hadi bakayım. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Tahtalar kırılıyor, bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan burada? Ne oldu lan öyle? Bir şey oldu da. Vay. Sen de kimsin? Dr. Freeman, I presume. Evet, Dr. Freeman'ım. Adam çalıyor. Aziyetsek iyi olur. Kombinler geç oynanır lan fakat vaziyeti bir çakarlarsa yollarına çıkmak istemezsiniz. Öyle mi? Gidelim o zaman. Dr. Kleiner buraya doğru geldiğini söylemişti. Sanırım haritanızın olmayabileceği aklına gelmedi. Olabilir. Ersem yok maalesef. Nereye gideceğimi bilemedim valla. Ben Alex Banks. Black Mesa'dayken babam sizinle birlikte çalışmıştı. Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur bile. Maalesef hatırlamıyorum. Hiç görmedim. Konuşan biri sayılmazsın değil mi? Kesinlikle. Gel bakalım nereye gidiyoruz? Onu Black Mesa'dan hatırlıyor musunuz? Eski yöneticiniz. Babamı Dr. O'Brien'e karşı küfrettirmeyin şimdi. Buradan. Geliyorum arkadayım. Geri geri yürüyor. Hey maşallah. Yanımızda birinin olması güzel. Half-Life'da tektik yani. Tek tabancaydık. Yalnız kurttuk. Tarihi bir gün. Çok komik bu. Çok komik. Bunu gözler önünde sermeliyiz diyor. Ne yapıyoruz? Oradan mı atıyoruz? Lan ben de atlarım. Şeyden çıkmak isteyenlere yardım ediyorlarmış. Yeni bir yol açıyorlarmış. Göster bakalım o yol şu an var mı? İzin verirseniz size içecek bir şeyler ısmarlayayım. O çok güzel olur ya. Çalışmıyor galiba. Vay çalışıyor mu? Nasıl desem nihayet sizinle tanıştığım için memnun oldum. Ben de öyle. Doktor? Sen misin acaba? Sen küçük nereye gitti şimdi bu? Lamar çık dışarı. Her şey yolunda mı Dr. Kleiner? Merhaba Alex. Yolunda sayılır. Lamar tekrar kafesinden kaçtı. Emin olmasam Barney'nin onu kafana kıstırıp... Birader. Beni fark et. Gordon Freeman bu gerçekten sensin değil mi? Evet benim. Onu başıboş dolaşırken buldum. Biraz sorun çıkaran birisi değil mi? Sıkıntılar peşini bırakmasa da Dr. Freeman'a harika bir anlaşma borçluyuz. Anlaşma mı? Gordon şunu söylemeliyim ki çok uygun bir zamanda geldin. Alex yeni de hayata dönen ışınlama aletimize son parçayı da yükledi. Bu büyük buluş için hiçbir kazanç sağlayamam doktor. Saçmalık. Yeteneklerin sevimliliğini aşıyor. Bakalım bu şey çalışacak mı? Pekala o burada mı? İşte buradasın. Gordon adımım. Arı kovanına çomak soktun.
Öyle mi yaptım? Onu burada daha fazla saklayamayız doktor. Uğraştığımız bunca şeyi tehlikeye atarız. O benimle geliyor. Haklısın Barney. Bugün çok önemli bir gün. Yeni ışınlama aracımızın açılışını çifte ışınlama ile yapacağız. Yanlış olduğunu mu söylüyorsun? Bu sefer gerçekten çalışıyor mu? Çünkü hala şirket hakkında kabuslar görmeye devam ediyorum. Adama endişelenecek bir şey yok. O zamandan bu zaman büyük aşamalar kaydettik. Büyük adımlar, ne kedisi. Doktor dışarıda olmadığı zamanlarda sivil devri listelerini çıkarmasına izin verebilirsin. Alt attım, haklısın. Az da alınıyordum. Barney, bu şeyi bir sana veriyorum. Mesaime geri dönmeliyim ama neyse. Görüşürüz dostum gidiyorsan eğer. Here we go. Vay. Damn it, get it off me. Lamar. Lamar, bu Lamar mı? Vay anasını satayım. Alın lan şunu şuradan. Kesinlikle hayır, korkmana gerek yok Gordon. Saldırgan değil mi? Tamam, yine zararsız. Yapabileceği en kötü şey kafanı atlamaya çalışması. O da boşuna. Şu şeyi benden uzak tutun. İşte benim sevgilim. Atla bakalım. Hayır, oraya değil. Dikkatli ol Lamar, o eşyalar kırılabilir. Ah güzel, artık onu kandırıp oradan çıkartana kadar bir hafta geçer. Şanslıysak daha uzun uzun sürer. Hava borusuna hareket ediyor. Barney, sen hayvansever değil misin? Pekala. Bizim zırhımız mı lan bu? Pekala Gordon, devam et. Şimdi giysin giy. Ooo, bu güzel oldu bak. Ben bunu severim adamım be. İşte tam oldum be. Görüyorum ki tehlikeli ortam giysen... Görüyorum ki tehlikeli ortam giysin hala üstüne geliyor. Bazı değişiklikler yaptım ama fakat gerekli olanları sana açıklayacağım. Şimdi bir bakalım. Rahatlık ve yararlılık için yeniden tasarlandığını söylüyor bize giysimizin. Bunun için zamanımız yok doktor. Şu giysiyi arada bir şarj et Gordon. İyi fikir, duvarda bir şarj dinamosu var. Kombinerlerin enerji noktalarından güç alabilmesi için giysinde bazı değişiklikler yaptım. Tamamdır, onlara dikkat ederiz ya. Sıkıntı yok. Bu mu şarj etmiş şeyimiz? Hadi bakalım, şarj ediyoruz. Basıyor mu tutacağım? Pekala. Bu da değişik bir şeymiş. 25 yapabildik. Pekala. Sen ne yapıyorsun birader? Gidiyor muyuz? Beni buraya mı göndereceksin? Pekala. Ben ne olacağım? Beni bıraktın. Why don't you position yourself near the panel over there and wait for my word? Isaac, are you there? Burada mı beklemem lazım? Yes, Eli. Bit of a hold up on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning. That's not who I think it is. Indeed it is, and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? Biz karşıyım, hazır mısın? Diye soruyor. Ne yapacağım ben onu anlayamadım tam olarak. Buradaki tuşa basacağız galiba. Anladığım kadarıyla. Koşullar hakkında konuşuyorsun, eyvallah. Hiç anlamadığım şeyler. Initializing in 3, 2, 1. So, fiddlesticks, what now? Doctor, the plug. Dear me, you're right. Gordon, would you mind plugging? Taktik. Şimdi olur herhalde. Gönder. Şalter. Peki. Go right ahead. Şalter bu değil mi? Very good. Olmuş olması lazım. Çok iyi. Başlıyor şimdi. Ne olacak? Ne oluyor? Işınlıyor herhalde. Alex. Ha gitti. Vay canına. Ben burada bölümü sonlandırırım. Gerçekten en heyecanlı yerde bitirmeyi seviyorum. İlk bölüm böyle olsun reisler. İlginç şeyler yaşıyoruz. Işınlanma olaylarındayız. Ne olacak bilemiyorum açıkçası. Doktor Klinler'in mekanındayız. Sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Half-Life 2'ye devam edeceğiz.